çok çalışmak, eğer çok yüksek hedefleriniz varsa, kendine karşı dürüst olmak, ben nerede eksiğim, bunun ayırdımına varmak. Farkım sanırım yanlışların üstüne daha çok gitmem ve arkadaşlarımın da çok etkisi oldu. Benim en büyük yaptığım şeylerden biri teneffüslerde bile hocalarımla İngilizce bir şekilde konuşmak oldu. Özellikle son aylar bütün çıkmışları çözdüm, keza bütün derece öğrencilerin önerilerine baktım, açıkladıkları soruları çözdüm. Kimi arkadaş çevresini, kimi ailesini, kimi ise emeğini öne çıkardı. Ancak hepsinin birleştiği en önemli nokta okulları ve öğretmenleri oldu. Benim bu okulda olmamın çok fazla avantajı var. Mesela öğretmenlerim çok iyiydi. Kesinlikle ben hep diyorum, hep arkadaşlarıma da derdim, aileme de diyordum ben öğretmenlerimden çok memnunum diye. Hem ders anlatışları olsun, hem ilgileri olsun. Yani sadece akademik olarak değil, bir yerde bir düştüğünüzde sonuçta sınav çok düz bir süreç değil mental olarak. Yoruluyorsunuz, sıkılıyorsunuz, bırakmak istiyorsunuz. İşte böyle zamanlarda da yanınızda öğretmeniniz istemek çok büyük destek oluyor size. Ben bunu da sadece akademik olarak değil, duygusal olarak da çok yanımda oldular. Yani Park Koleji'ndeki öğretmenlerim. Benim en büyük şanslarımdan biri çok iyi öğretmenlerle tanışmak oldu. İlkokulda, ortaokulda. Ben buradaki eğitimden başka hiçbir eğitim almadım. Buradaki eğitim matematik, fen dersleri, ekstra bir eğitim almadım. Üstüne çalışmalarım var. Eğitim yetti. Eğitimini aldık. Pratik kısmında ben evde çalıştım. Yani yetti bana buranın eğitimi. Hocalarımız en başta bu özgüvenini bize verdiğini düşünüyorum. Çünkü yani inanmamızı sağlıyorlar kendimize. Bu en büyük faktör bence. YKS sınav sonuçları açıklandı. Manavgat'ta derece yapan ilk 10 öğrencinin 4'ü Fark Koleji kökenli çıktı. Manavgat her zaman Türkiye çapında isminden söz ettirmiş bir yerdir. Bunu sadece bizim kurumsal değil, Manavgat'ın da geleneklerinde bu vardır. Bu yılki başarımız Manavgat'ta eşit ağırlıkta birinci öğrencimiz Ilgın. Türkiye'de de 109. olarak bir derecemiz var. YKS'de derece yapan öğrenciler başarılarının sırrını anlattı. 9-10'dan beri aslında hep dersi dinlemek, öğretmenlerin dediğini çok iyi dinlemek, bunun üstüne koymak bunlar çok önemli. Ama ben asıl çalışmamı 11. ve 12. sınıfta yaptım çok yoğun bir şekilde. Fark yaratmamın sebebi İngilizceyi hiçbir zaman bırakmamam oldu. Öğretmenlerimiz hani çok yardımcı oldu bana. Eksiklerim konusunda, zorlandığım konular hepsine hani her zaman ulaşabildim, sorularımı sorabildim. Bu açıdan çok destek oldular. 2024 YKS sonuçlarına göre Namık Karamancı Fen Lisesi öğrencisi Dorukhan Çiftçi sayısal Türkiye 23.sü olarak Manavgat Eğitim Camiası'nın gururu oldu. Türkiye 23.sü olan çocuğumuz Manavgat Fen Lisesi öğrencimizdir. Ha onun geleneğinde de fark koleji var. Park Koleji İlköğretim Okulu'ndan mezun olmuş çocuklarımız. Hepsinin geleceğinde Fark'ın bir etkisi vardır. Özel Fark Anadolu Lisesi öğrencisi Ilgın Yıldırım ise eşit ağırlık Türkiye 109.sü, Muhsin Berat Yiğit ise eşit ağırlık Türkiye 491.sü oldu. Özel Fark Anadolu Lisesi'nin 2024 YKS başarısı sadece bu isimlerden ibaret değil. Sayısal puan türünde Mehmet Çağan Yıldırım Türkiye 3339.sü olurken dil puan türünde Elif Ateş de Türkiye 1291.sü oldu. Biraz okulun sahipleri kim onu araştırdım. Öğretmenler kim, nasıl bir eğitim veriyorlar? Okulun en büyük katkısı herhangi bize dışarıdan destek ihtiyacı duydurmadı. Orası çok güzeldi. Öğretmenlerimiz çok iyiydi. Birebir ilgileri çok iyiydi. Kuşkusuz hiçbir başarı tesadüf değil. Öğrenci, veli ve öğretmen üçgeninde yaşam bulan ekip çalışmasında okulların deneyimli eğitim kadrolarının payı büyük. 8 yıl önce farkımız olsun diye yola çıkmıştık. Gerçekten fark yarattılar. Çok teşekkür ediyoruz okula. Biz her zaman öğrencilerimizin destekçisi olduk. Öğretmenlerimizin alandaki başarısı, deneyimleri tabii ki öğrencilerimize çok ciddi katkılar sağladı. Eğitim duayeni Ramazan Ateş liderliğinde başarının adeta bir gelenek halini aldığı Manavgat Özel Fark Anadolu Lisesi'nde üniversite sınavına hazırlanan 35 öğrencinin tamamı 4 yıllık fakülteler için tercih yapma hakkı kazandı. Bu bir ekip işidir. Bu bir gelenek işidir. Bir günde oluşmaz. Biz hem ilköğretim kısmımızda hem Anadolu Lisesi tarafımızda biz velilerimizle çocuklarımızla bir aile gibiyiz. Kendine özgüven olarak yetiştirdiğimiz çocuklar hayata dair katkılarını ülkemize katkı haline dönüştürecektir. Gerçekten mutlu, başarılı çocukları hayata kazandırmaya devam ediyorum.